Değerli öğrenciler, uzaktan eğitim kapsamında bugün sizlerle işleyeceğimiz dersimizin konusu demokratik devlet ve organları. Demokratik devlet ve organları. Ülkemiz yetkileri anayasada belirtilen yasama, yürütme ve yargı güçleriyle yönetilir. Peki demokrasi nedir? Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetmesi demektir çocuklar. Halk kendi yöneticilerini kendi seçer. Bu hakkını milletvekillerini seçerek kullanır. Bununla ilgili bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi sözcüğünü ifade eder? Sizlerin de gördüğü gibi cevap Denizli, D şıkkıdır. Halkın egemenliğine dayalı yönetim şekline biz demokrasi ismini veriyoruz. Şimdi güçler birliğini tablo üzerinde gösterelim. Yasama gücü. İşlevi yasa çıkartır. Yetkili organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yürütme gücü. İşlevi kanunları uygulama gücüdür. Yetkili organ Cumhurbaşkanı'dır. Üçüncü ve son gücümüz yargı gücü. İşlevi vatandaşların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözer. Yetkili organ bağımsız mahkemelerimizdir. Sevgili çocuklar, yine konumuzla ilgili bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile çelişir? Yani demokrasi ile ilgili olmayanı soruyor bizlere. Sizlerin de gördüğü gibi doğru cevap B şıkkıdır. Tek partili seçim demokrasi ile ilgili değildir. Halk egemenliği, çok partili seçim, parlamento demokrasi ile ilgilidir. Ülkemiz yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir. Demokratik devletlerde kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanır. Bunu bir şema üzerinde gösterdik. Kuvvetler ayrılığı hukuk devletinin temelidir. Kurumlar gücünü anayasa ve kanunlardan almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası, Teşkilat-ı Esasiye, savaş döneminde çıkartıldığı için tüm güçler Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Anayasasında kısmen kuvvetler ayrılsa da tam anlamıyla kuvvetler ayrılığı 1961 Anayasasında ilk kez uygulanmıştır. 1982 Anayasasında bu durum devam etmiştir. Günümüzde geçerli olan 1982 Anayasasının ilk üç maddesi değiştirilemez. İlk üç madde, dördüncü madde ile koruma altına alınmış olup diğer bütün maddeler üzerinde değişiklik yapılabilir çocuklar. Bu bölümümüzde değiştirilemeyecek maddelerimizi ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Peki cumhuriyetin özellikleri nelerdir? Egemenlik millete yani ulusa aittir. Halk kendini yönetecek temsilcileri belli bir süre için seçer. Bireyler yönetime, seçme ve seçilme hakkını kullanarak katılır. Yönetenler halka karşı sorumludur. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri farklı kurumlarca yapılır. Güçler ayrılığı diyoruz biz buna. İnsan haklarına saygılı bir yönetim şeklidir. Demokrasinin ilkelerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Şimdi ikinci maddemizi görelim çocuklar. Değiştirilemeyecek ikinci maddemiz, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Üçüncü maddemizi görelim çocuklar.
değiştirilemeyecek son maddemiz. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Şimdi dördüncü maddemizi görelim. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Evet çocuklar, devam ediyoruz şimdi. Bu bölümde ise yasama, yürütme ve yargı güçlerini ayrıntılı bir şekilde isterseniz tanıyalım. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerinden bazıları nelermiş? Bir de onları görelim. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, para basılmasına karar vermek, genel ve özel af ilanına karar vermek, savaş ilanına karar vermektir çocuklar. İkinci büyük gücümüz yürütme yetkisi ve görevi. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Peki Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkilerinden bazıları nelermiş? Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Uluslararası anlaşmaları onaylar ve yayınlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eder. Kanunları onaylar ve onların resmi gazetede yayınlayıp yürürlüğe koyulmasını sağlar. Bunların dışında çocuklar, devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırır. Devletimizi yurt içinde ve dışında kendisi temsil eder. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üçüncü ve son büyük gücümüz çocuklar, yargı yetkisi. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yargı, bireylerin kendi aralarında veya devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözme işidir. Yargı Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır çocuklar. Şimdi bu konumuz ile ilgili bir soru cevaplayalım hep beraber. Aşağıdakilerden hangisi anayasa ile ilgili değildir? Cevap gördüğünüz gibi B şıkkı olacak. Çünkü çocuklar anayasalar ihtiyaç halinde yenilenir. Onunla ilgili belirli bir süre yoktur. Ancak anayasa devletimizin temel kanunudur. Bir de sizlere üst mahkemelerimizle ilgili bilgi verecek olursak, ülkemizde en üst mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir. Yargıtay adli davaların en üst yetkili mahkemesidir. Danıştay idari yani yönetimle ilgili davaların en üst mahkemesidir. Diğer mahkemeler ise adli ve idari mahkemelerdir. Adli mahkemeler, vatandaşların birbirleriyle olan uyuşmazlıklarını inceler. Bunları özellikle belirttik. İdari mahkemeler, devlet ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları inceler. Ayrıca vatandaşlar bütün iç hukuk yollarını kullandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirler çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Konumuz burada tamamlanmıştır. Bilgilerimizi unutmamak maksadıyla tekrar yapmanızı ve konularımızla ilgili test çözmenizi sizlerden rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıcakla kalın.